Faaliyetimiz 2018 yılında başladı. Yeni bir kurulan kooperatifiz. Üçüncü yılımız. İlk 2018'de 16 kişiyle başladık. Şu anda 40 kişiyiz. 40 ortakla süt üzerine çalışıyoruz. Yani bir 40 kişi daha dışarıda var. Bunları toplama uğraşıyoruz. Anlatıyoruz kooperatifin faydalarını. Nasıl kooperatifçiliğin daha ön plana çıkarmak istediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sütümüzü en iyi şekilde değerlendirme uğraşıyoruz. Bizim soğutma merkezimiz var. Sabah 7 ile 9 arası mustahsız sütünü sağar, soğutma merkezine kendi getirir. Sabah da aynı, akşam da aynı. Burada yaptığımız hizmetle sırf mustahsilin yani ortağın hizmetine dayalı. Girdi maliyetini düşürmeye uğraşıyoruz. Bunun hesabını yapıyoruz. Ekeceği tohumuna kadar veriyoruz. Biz bunlara tohumu verdiğimiz zaman hemen kesmiyoruz. Ne zaman hasat ediyor? Seni hasat ettikten sonra kesmeye başlıyor. Damlamasına tut, tohumuna tut. Bir tek yemde taviz veremiyoruz. Maliyeti yüksek. Bu sene belediyeden bir yer aldık. Köyün az ilerisinde yolun boyu. Çok büyük değil. Bir dönüm. Yılbaşından sonra 2021 yılında inşaata başlayacağız. Şu anda yerimizi aldık. Proje çizdirmeye uğraşıyoruz. Burada neler olacak? Ortaklarımıza bir market düşünüyoruz alışverişi için. Üstünü kooperatif binası olarak düşünüyoruz. Devamına buraya bir yem ünitesi, depo. Fabrikalara çok büyük paralar ödeniyor. Biz eğer kendimiz yaparsak bu maliyetleri daha da aşağıya çekme şansımız var. Allah kısmet ederse 2021 yılında da bunun inşaatına başlayacağız. İnşallah. 2022 yılında da hizmete sokarız diye düşünüyoruz. Yem fiyatı arttığı zaman süt fiyatı da artsın. Ne kadar artırsa o kadar artsın. Bu doğru bir şey. Düşünce eğer düşüyorsa, yem fiyatı düşüyorsa süt de düşsün. Sütün fiyatı şu an 3 liradan aşağı olmaması lazım. Devletin vereceği destekle beraber 3150-3200 liralara tekabül etmesi gerekiyor. Kalıcı çözüm olarak da süt fiyatı senede bir sefer öyle Kasım'dan Kasım'a belirlemekle olmaz. Bu yanlış. Eğer 3 aydan 3'e enflasyon açıklıyorsa 3 aydan 3'e de sütün fiyatına zam koymak gerekiyor. Enflasyona göre %10 açıklanıyor. Dışarıda %30 enflasyon. İçeride %10 enflasyon, %12 enflasyon. Bu 3 aydan 3 aya periyodik olarak belirlenirse hayvancılık yapan kişiler zahmet çekmez.